Gul yabaniler tarafından öldürülmüyor. Bir de uyur gezer var. Sadece bir halüsinasyondan ibarettir diye düşündüm. Ama sonrasında fark ettim ki böyle değilmiş. Öldürün mü düştün? Evet. Kerem abi bizi bir şey içirdi. Bolu'dayız. 9 kişi burada birlikte vakit geçireceğiz. Yılbaşını kutlayacağız. Kutlayacağız, eğleneceğiz, oyunlar oynayacağız, yemekler yiyeceğiz. Acıktım. Ve gecenin sonunda bir kişi kaybolacak. Sürprizi açıkladım. Evet. Rüzgar sesi biraz olabilir. Buraya dublaj yapabiliriz sanki. Öyle değil. Ben Amerikan dublaj yapacağım. Ama şimdiden dublaj yapmam olmadı ha. Ne dersin? Evet. Evet. Dostum. Tamam, o zaman içeri geçelim. Tamam. Direkt mutfağa. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi bütün işleri ben yapıyorum. Her şeyi bana taşıttırma şimdiden başlıyor. Ya benim gitmemi bekledi. Ben yaptım, ben taşıdım. Oo Ethem'cim hoş geldin. Çok çalıştın bugün ya. Oo Kerem abi çok ağır şeyleri taşıyorsun. Gerek yok bu kadar şeyleri taşımak. Bir tanesinde yer yatağı var. Ne oldu lan lan? O yer yatağında yatacak çift için kura çekmemiz lazım. Tamam. Çekelim, ben hemen kura sitesini yazayım. Hemen yaz abi. Hemen. Bu arada hepimiz kırmızı ve yeşil tonlarında giyindik. Bu kimin fikriydi? Kura çekiyorum, hazır mıyız? Hadi, tamam, hazırız. Hadi. Evet. Basıyorum. Yunus, Ethem ve Emre için kura çekiliyor. İsmi çıkan Yunus, Ethem, üst katta çek. Üst kat hangi oda? Fark etmez. Onu aralarında paylaşın üst katta kalanlar. Evet, hazır mıyız? Çekiyorum. Çek. Çekiyorum. Ethem! İkinci şanslı kişiyi çekiyorum. Biz kesin yerde yatıyoruz ya. Yok. Ben de eminim abi. Değil. Bas. 3, 2, 1. Aaa! Abi bu kadar sevinçli bize buraya yaklaştırıyorsunuz. Hadi. Şimdi odun kesilecek. İki çeşit çift pişmemiş yemeğimiz var. Onlar yapılacak. Masa buraya gelecek. Süsler yapılacak. Şömineye yakılacak. Benim tabi şefliğim çok iyi, çok ama odun konusunda yardımcı olabilirim. Baltayla mı motorla mı? Baltayla. İkisi de lazım oğlum, parlaman lazım. Bu ne, bu balta mı bu? Oğlum o... Balta da motor elektrik ya mi? Bu balta mı bir kere? Bu ne? Balta. Balta. Hadi gidelim o zaman. Nasıl ya, ortanın ikiye almayacak mısın? Bana bir tornavida vereceksin. Tornavida mı? Tamam, vereceğim. Şimdi bu masayı söküyoruz. Çünkü burada yerini beğenmedi Yunus Bey. Mecburen söküyoruz biz de. Ne yapalım? Başka yere kuracağız. Bizi böyle amele gibi çalıştırıyor. Ya görün Yunus'un nasıl biri olduğunu. Her seferinde böyle uğraşacak mıyım kardeşim? Evet onu diyorum. Motorla attık. Adam kitlemiş diyor. Bu ne kör balta zaten. Ahmet'i vursam ölmez, can çekişir. Sen demedin mi mübarek? Bu balta var dedin. Dalga geçti bunu sen de. Bu ne? Bu balta mı bu? Oğlum o... Odunların hepsini buraya getireceksiniz. Tamam getireceğiz. Sen montunu giy, onu al gel. Ethem Northlar'da Ragnar'ın, Kral Ragnar'ın özel bizzat korumalığını yapmıştı. Tabii. Değil mi? Tabii. Bir de Ethem var, bir de ben var. Usta hedef şimdi sekmez Ahmet. Çünkü hiç merak etme. Çok yaklaştım ya. Maymun taklidi yapabiliyorum. Hadi en iyi maymun taklidini kim yapıyor? Yap bakalım. İlk sen başla. Hayır. Ama görüntü yok sende. Ne görüntü? Bu ne iyiymiş? Maymun sandım. Oğlum mükemmeldi lan. Bir daha yapar mısın lütfen? Hayır lütfen ya. Abi çok mi? Güzeldi ya. Abi kalite. Ara sıra abi açık. Yüzük yok. Nasıl yok? Şey, benim olsaydı suçlayacaktı beni ya. Al işte burada. Nasıl yok yüzük ya? İşte bu masayı kimse, herkes lak lak yaparken, tamam mı? Ben aslında onu taşıyorum. Herkes lak lak yaparken ben burada bu masayı kuruyordum. Ya. Kururken de yüzüğüm çizilmesin diye çıkardım. Bak getir. Getir kamerayı.
Şuraya koydum yüzüğü. Ama yüzük yok orada şu an. Biri aldı. Yok abi. Şuna Kerem'i arıyorum. Kerem'cim sana tek bir sorum var. Alo. Suçlu bu an. Sana tek bir sorum var. Yüzük sende mi lan? Biz buraya 9 kişi toplandık. Dedik ki oyunlar oynayalım, yemekler yiyelim, eğlenelim. Size de bu anı böyle aktaralım istedik. Çok ciddiyetsiz mi duruyorum? Yani sadece ben durmuyorum gibi ama... Şu tip ne ya? Allah aşkına ya. Ya çok, çok tatlı duruyorsunuz şu an. Sabahtan beri neler konuştular acaba? Sürekli olarak bu evde tuhaf şeylerin olduğundan bahsediyorlardır. Ama hepsinin kurgu olduğunu bilmiyorlar. Aslında kurgu da değil. Bahsettikleri şeyler gerçek de olsa, gerçek olduğunu hissetseler bu kadar rahat olabilirler mi bilmiyorum. Bu gece bazı şeylerin kurgu değil gerçek olduğunu anlayacaklar. Abi iyiyim ya. Alayım. Evet, yardımına ihtiyacınız varmış. Evet, yardım illa fiziksel olarak tatlarına bakabilirim. Oha! Kurabiyeler bitti sanırım. Bu ne Kerem abi? Portakal. Harbi mi? Çok canım çekiyor. Bir tane atayım mı? Ama böyle ki çok oldu. Dilim mi? Biraz az olsun. Ethem, oğlum yemin ediyorum, Rize portakalını seviyor musun? Hafif ekşi. Bak şimdi abi, mükemmel bir şey. Abi yemin ediyorum, Rize portakalını seviyor musun ama önce? Evet tabii ki. Bak şimdi abi. Nasıl? İnanılmaz değil mi? Oğlum bu greyfurt ne? Şu yüzümü nereye koysam ya? Sufle, her şeyi herkes koyar. O yüzümü alabilirim. Şuraya koysana sen. Hayatım, ben yüzümü alır mısın? Sen yüzümü buldun mu? Yok. Oğlum sen aldın. Arkadaşlar benim yardım etmem gereken bir şey var mı? Bir kez daha soruyorum. Bö! Korktun değil mi? Arkadaşlar. Gulyabani diye bir oyun var. Bu aslında vampir köylü, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Keko olan her oyun gulyabani demek zorunda. Gerektiği söylenirse kartını açarak oyuna devam edebiliyor ve iki tur gulyabaniler tarafından öldürülmüyor. Bir de uyur gezer var. Ne? Ya saçma saçma hareketler yapmayın oğlum. Ha? Bir şey gördüm orada. Ya saçmalıyorsun. Yemin ederim. Koptu. Gerçekten mi? Yemin ederim. Evet. Doğa korkar diyor. Ama biz de korktuk ki anlamadım hani ne korktum oldu? Korktum oğlum, manyak mısınız lan? Sadece bir halüsinasyondan ibarettir diye düşündüm. Ama sonrasında fark ettim ki böyle değilmiş. Bir anda Yunus bir şeyler anlatıyorken camın arkasında bir gölge geçti. Herkes bu evde aynanın olmadığını söylüyor ama bu evde bir ayna var ve aşağı katta. Ama sadece bana göründüğünü düşünüyorum. Çünkü diğer herkes hiç ayna hakkında hiçbir şey söylemiyor. Bilmiyorum. Bunun gizemli bir sırrı olmalı. Lan bu nasıl girdi? Baltayı nereye koydun? Kuruslak! Ya bir dakika şu yok. Baltayı nereye koydun? Oğlum bu işi girmeyelim yürü. Ya başka seçenek var mı? Olmadı dur. Vurayım bir daha. Kafam var burada. Bir tane daha keseyim gidelim. Kes de bunu, yetecek mi bu? Abicim yetmeyecek de şu anda. Hepsini bitiremeyelim. Küçük gibi olduk hale bak. Yapacak bir şey var mı? Var. Ne? Doğalgaz var evde. Aha öyle mi? Evet. Tamam o zaman ne? Biz niye kesiyoruz bunu? Ne oldu?
İçine konmaz, içine önüne yığın, önüne hemen. Ahmet seni çekmem lazım oğlum, çok komiksin. İnşallah kendinize yedek eşya getirmedim. Yedek eşya getirmedim. Ben gidiyorum. Mükemmelsin ya. Bir şey söyleyeceğim. Evde doğalgaz varmış. Biz yağmurda odun toplamaya gittik. Abi ben mezunu bıraktım. Ay bak keşim aktı. Evet, şimdi yılbaşı kutlayacağız diye, yemek yiyeceğiz diye buraya geldik ama bu evde bizi tedirgin eden bazı şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi de evde sürekli elektrikler kesiliyor. Uğuldamalar oluyor. Şimşek çakmasıyla beraber süleyetler gözüküyor ve gençten... Korkuyorum ama belli etmemeye çalışıyorum. Herkes bu oyunun bir parçası. Yıldırım mı düştü acaba? Evet, çünkü elektrikler niye kesildi? Kerem neredesin yavrum? Elektrikler mi kesildi? Ya, sakin ol, tamam. Yok abi. Burada takıldığımız ev Kerem'in babasının evi. Ve Kerem'in babası bu evi çok yok pahasına satın aldı. Neden diye soracak olursanız, bu eve musallat olan bir ruh var. Kerem abi bize bir şey içirdi. Böyle değişik ayva reçeli, ayva şerbeti olduğunu söyledi ama hiç şerbet gibi değildi. Bir ara elektrikler gitti. Dedim işte tam zamanı biri birine bir şey yapacak ama galiba ortada mumlar vardı ve görünür diye kimse bir şey yapmadı. Hadi. Abi hile vardı ama ne hile olduğunu çözemedim. Tamam. Hile vardı gerçekten bu arada. Gördün mü? Ben çok kötüydüm. Beceriksizlik abi. Öyle mi? Mis. Başka hangi hayvanların sesini biliyorsun? Bu falan. Nasıl? Ben bunu seçiyorum. Bunlara bayılırım arkadaşlar. Güzelmiş yalnız. O ne lan, battaniye mi? Göğüşü İnşallah bu diye. Benimdir. Yok. Orada. O kesin benim tarzım. Var ya. Yalnız içinden birinin portresi falan çıkarsın. Evlenin o. Bana bir gün alınmayacağını bilirler. Benim olabilir. Bana. Tamam bozmayın. Film üstü zürafa başlıyor. Aa doğru lan. Kimin adına verdi? Zürafa senin. Bu zürafa değil ki. Benim kitabım. Zürafa. Ne zürafa? Bunu açıklaması. Bunu Etin'in açıklaması ekstra komik. O almış. Çünkü at değil o zürafa. Tam bana göre değil mi? Ana. Ne çıktı lan? Tamam, ondan sonra da buluruz. Sen bu kağıdı açabilir misin kediyeni? İşte bu neydi o? Evet, yukarı kaçtım bir şeyler söylemek için. Çünkü aşağıda beni sinir ettiler. Evde bir şeyler oluyormuş, işte gizemli olaylar varmış. Zaten böyle şeylere inanmam. Onlara çok kırıldım. O yüzden gizemli olayları onlara ben göstereceğim. Böyle bir bekliyordum kardeşim ya. Ben ikiyim. Parmağımı tutamam. Çok tamam. Tamam, bu iki. Ben onu düşünüyorum. Açıya veriyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Açıya vermem hiçbir şey değil. O yüzden ben kullanmıyorum yani.